Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım, kıymetli meclis üyelerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli misafirlerimiz, her gönül bir nefes adı altında Amasya Belediyesi'nce organize edilen gönül iklimi buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Sayın Başkanım, müsaadenizle programı arz etmek istiyorum. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı Beyefendi'nin konuşmaları, yemek programı ve ardından plaket dağıtımı gerçekleştirdik. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Amasya Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı Beyefendi'yi kürsüye davetimi arz ederim. Murat Bey. Evet. Cümleten selamun aleyküm. Her şeyden önce herkese sağlık saat dilerken memleketimize 6 Şubat'ta hep beraber yaşadığımız depremde ruhunu teslim edenlere mekanları cennet olsun diyorum. Yaralı olanlara razı şifa dilerken kayıp olanların yakınlarına da Cenab-ı Hak sabır versin diyorum. Hep şöyle dua ettik. Ya Rabbi, sen bilinir bilinmez, görünür görünmez dua afetlerinden bizi muhafaza eyle Ya Rabbi diye dua ettik. Evet, işte o duanın karşılığı bilmediğimiz, görmediğimiz zamanı ve anında yaşadığımız bir depremle beraber hep beraber karşılaştık. Malumunuz bu memleketimizi derin bir şekilde üzüntüye darbe eyledi. Oradaki vatandaşlarımızın acısını canı yürekten yaşarken Cenab-ı Hak devletimize, milletimize, hükümetimize zeval vermesin diyoruz. Devlet el birliğiyle orada. Biz Amasya Belediyesi olaraktan ilk gidenlerdeniz. İlk anda bizim araçlarımız gitmiştir. Amasya'dan Amasya Belediye Başkanlığı ve AFAD'la beraber yani valiliğin adı altında 212 tır oraya yiyecek, gidecek ve sağlık maddesi gönderdik. 27 tane makinamızı, araçlarımızı oraya gönderdik. Dışarıdan kiraladığımız bir tane 30 tonluk, 50 tonluk ve 80 tonluk binçleri ilk defa biz gönderdik. Elimizden geleni yaptık. Depremin ilk duyduğumuz andan itibaren sağ olsun hal esnafımız hemen organize oldu. Oradan iki tır meyve, zebze yani hazır yiyecek, domates, biber, salata ve bunun benzerlerini doldurduk. Ve aynı gün aynı anda bir tır ekmek, bir tır su ve çok sayıda yiyecek maddesi özellikle de tayin helvası gönderdik. Ve ertesi gün halkımızın tavrını, tarzını hep beraber yaşadık. Hepinizden Allah razı olsun. Ben şunu anlatmaktan geçemeyeceğim. Yanımızda vali vekilimizle beraberdik. Böyle 80-85 yaşlarında veya 90 yaşlarında hafif aksiyon bir teyzemiz geldi. Ben yanındayım. Cüzdanını açtı. Cüzdanının içerisinde
üç tane 10 lirası var. Ve bir de tek anahtar var. 20 lirasını bahşetti. Ben onu gördüğümde efendim biraz yanına vardım. Biraz konuşmak istedim ama fırsat olmadı. Başka gelenler oldu. Fakat aradan 5-10 dakika geçmedi. Teyze bir daha geldi. O teyze cüzdanı açtı ve oradaki 10 lirayı verdi. Cüzdanın içerisinde sadece anahtar vardı. Dedim ki teyze, canımın için senin hiç paran kalmadı. Sen ne yapacaksın şimdi? Bunları niye verdin? Bana dedi ki utandım söylediğimden. Evladım, bak burada siz varsınız. Ama onların sizi yok. Onlar aynı, hepsi aynı hali. Onların sizi yok. Dedi ve cüzdanındaki parayı da verdikten sonra bastonuyla yetmez parayı terk etti. Arkadaşlara söyledim burada arkadaşlarımızla. Dedim şu teyzeyi bulun, parası da yok, evine gönderelim diye. Efendim, biraz geciktik veya arkadaşlar bulamadı, maalesef teyzeyi gönderdik. Onun için Amasya'mızın kadir şinasına, halkımızın özverisine, halkımızın gayretine, halkımızın merhametine diyecek yok. Amasya gibi yerden 200 tırın çıkmasının hikmetinden sual edilmiyor bilmem. Burada içimiz olan arkadaşlarımız da var. Birçok ev verdiler bize. Sayısını tam hatırlamıyorum. Evimiz döşeli taşalı, onları verebilirsiniz diye. İhtiyaç olanları bu konuda değerlendiriyoruz. Onun için ben her şeyden önce bu hatıramı anlatmak istedim. Evet. Şimdi lafa şöyle başlamak istiyorum. Ne vakit gel desek hazır oldunuz. Binlerce haneye huzur oldunuz. Garip kurabaya sizler hızır oldunuz. Azınız çok olsun, her şeyiniz var olsun, bol olsun. Gönül sizin, biz mecbura yol olduk. Hüner sizin, biz sadece size el olduk. Kökü sizin, biz ise tutacak bir dal olduk. Azınız şu olsun, varınız bol olsun, gönlünüz hoş olsun. Sizlerin sayesinde bu nefes derneğe, efendim biraz sonra icrasını okuyacağım, neler yaptığını, var oldu. Biz bu derneği kurarken arkadaşlarıma şöyle söyledim. Dedim ki arkadaşlar, gelin birer gömleğinizi üretin verin veya ayakkabınızı boyatın verin, evinizdeki fazlalıklardan birer tane efendim bize gönderin. Dedik nefes derneğini kurduk. Şimdi nefes derneğimizin içerisinde belki Amasya'da böyle bir mağaza yok, belki Samsun'da var mı bilmem. 20 milyonu mu desem, 30 milyonu mu mağazamız var içeride. Her şeyin bir hikmeti var. Amasya'da 1300 haneye her ay sayenizde efendim gıda dağıtıyoruz, yardım yapıyoruz, elbiseler dağıtıyoruz. Ayrıca bu aylığın haricinde de ayların arasında 2 kilo et, 1 kilo et, efendim birkaç kilo patates, birkaç kilo soğan ve salçayla beraber, etle beraber ayrıca yardım yapıyoruz. Şimdi, evet. Zaman zaman kamuoyunda
Kur'an'ımıza gelen laflar var. Ayıp ediyorlar. Günaha gidiyorlar arkadaşlarımız. Olmamış şeyi olmuş gibi gösteriyorlar. Arkadaşlar, ben nefes vermeye şimdiye kadar ne yapmış? Efendim, kişiye özel yardımlar da dahil. Efendim, onlar da ayrı ayrı belirtmek kaydıyla isteyene ama toteldeki bir rakamları size okumak istiyorum. Bugüne kadar, benim belediye başkanlığıma geldiğim güne kadar nefes vermeğimize 1382 kişi yardım etmiş. 20 bin liranın üzerinde olanları söylüyorum. 20 bin liranın üzerinde olanları söylüyorum. Yapılan yardımın, nakdi olarak yapılan yardım 17.272.000 lira. Yani 17-18 trilyon lira. Evet. Yardım yapılan kişi sayısı 137.082. Ayrıca gıda yardımı alan aylık hane sayısı 1.354. Şu ana kadar depremzedelerden yaptığımız yardım 3.814 kişiye yardım yapmışız. 20 trilyon lira para deyip geçmeyin. Zaman zaman hani söylüyorlar ya, belediye bizden bunu aldı, belediye bizden şöyle yaptı. Belediyenin aldıkları bunlar arkadaşlar. Her ay fakir fukaraya 250 liralık kart veriyoruz. Gidip bizim yerel marketlerimizden alışveriş yapıyor. 1354 kişi çarpı 250 lira. Ne yapıyor Yaşar abi? Sen maliyecisin. Efendim? 2 trilyon lira değil mi? Her ay 2 trilyonun üzerinde yardım yapıyoruz. Biz bu yardımları yaparken nesebi, cinsi, cimilliyeti kimdir bilmiyoruz. Çeşitli efendim test olaylarımız var. Muhtarlıklardan isim alıyoruz. Efendim, devletin herhangi bir yerinden yardım alıyor mu ona bakıyoruz. Çoğunun hanesine gidip bakıyoruz. Öyle insanlar var ki buzdolabını çekip resmini çekip bize gönderenler, efendim benim ekmeğim yok diyenler, emin olun bunlar sizin sayenizde hayatlarını idame ettiriyorlar. Bunlar sizin sayenize hayasız olmuyorlar. Bunlar sizin sayenize hırsız olmuyorlar. Maazallah bunları sokağa saldığımızda kimimizin çoluğuna çocuğuna, kimimizin namusuna, iffetine, kimimizin efendim varlığına zarar verebilirler yoklukta. İnşaatlarımızın önündeki kazmayı küreğe toplar giderler. Odunu alır giderler. Biz bunların her ihtiyacını karşılayabiliyor muyuz? Elbette ki değil. Yani ne oluyoruz? Belki onların gözyaşına bir mendil uzatabiliyoruz. İşte bu mendili ve uzanan el sizin eliniz. Sizin varlığınız, sizin paranız, efendim, bunların huzurlu bir hayat sürmesine, helal lokma evinin girmesine vesile olmuştur. 17 trilyon lira, 18 trilyon lira deyip geçmeyin. Çok büyük bir rakam bu. Ama şartından topladığımız, benim geldiğim günden beri 4 senedir aşağı yukarı 11 civarında, ama siz spor yöneticileri burada veya 10 civarında, net rakamı hatırlamıyorum. Amasya Spor'a yardım edildi. Yani 30 trilyon lira para. Ben Amasya Belediyesi'nden bugüne kadar bahsettiğim ne nefese ne de başka bir yere
hiçbir yere bir kuruş para vermedi. Sebebi şu, o parayı verme yetkisini kendinde görmedi. Çünkü Amasya'nın vergisinden toplanan efendim, paraları oraya sarf etmeyi kendime hak olarak görmedim. Yani bu 4 yıllık bir süreden, 4 yıl olmadı ama henüz aşağı yukarı 30 trilyon lira her ay efendim 8 veriyor her yıl. Evet 8 trilyon lira efendim para toplamışız. Bu parayı size veririz. Para nereye gitti, nasıl oldu diyenler, bunlar resmi rakamlar, her şey deftere işlenmiş, hemen kuruşuna kadar kayıta gelmiş rakamlar. Onun için biz size minnettarız ve hakkınızı da helal etmenizi istiyoruz. Zaman zaman diyoruz, nefese götür 3.000 lira yatır. Zaman zaman 100.000 lira yatır. Efendim, inşaatçı arkadaşlarımıza yükleniyoruz. Biz de farkındayız. Efendim, bu böyle mi olmalı? Ama bunun başka yolu yok. Sosyal devlet olmanın ve Müslüman olmanın bir yolu da budur. Bir yolu da budur. Yani ben çeşitli vilayetlerimizde, büyük vilayetlerimiz dahil böyle 20-30 milyon lira paranın toplanacağını düşünmüyorum. Evet. Şu anda yine nefes alacak yeri kalmadı. Ağzına kadar mal dolu. Geçen gün Erbaa'ya gönderdik. Birkaç arkadaşımızı Erbaa'daki Osepe'deki fabrikalara, 70 civarında fabrika var. Fabrikaları dolandılar. Giderken arkalarında bir de kamyon geldi. Kamyon hep sıfır eşya ağzına kadar dolu geldi. Ve önümüzdeki hafta bir daha göndereceğiz. O kamyonla dolu gelecek. Biz mevzuya bakarken ben Amasya Belediye Başkanlığı'na gelirken 5 maddeyle geldiğim herkese beyan ettim. Ben verdiğim sözü tutarım. Cami de bizim, cemevi de bizim. 2-3 Cenab-ı Hakk'ın rızası olmayan. 4 Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uymayan. 5 Amasya'nın menfaatine olmayan hiçbirisi işe parmak basmam dedim ve basmadım. Burada müteahhit arkadaşlarımız var. Şehrimizin ekonomik olarak efendim temsilcileri boyutunda olanlar var. Allah rızası için kalsın desin ki ben geldim de siz benim şu işimi halletmediniz. Ben geldim de şu işimde bana zulmetti diyen varsa lütfen ayağa kalsın onunla helalaşalım. Bu şehirde benim işimi yapmadı diyen bu maddelere uyup da biri varsa gelsin hesaplaşalım. Biz bu şehri dünya şehri yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar, ES projesi dünyada tek proje, Türkiye'de tek proje. Belki dünyada da tek proje. 27 tane belediye geldi bize ya. Büyük şehirler dahil. Şu anda 7,5 milyon lira, 7 veya 7,5 milyon lira devlete fatura kesiyoruz. Biz orayı efendim 50 milyon liraya yaptık. Artı farklı falan filan demiyorum. Ana rakamları söylüyorum. Ve bugün bizim HES'imize 400 milyon liraya hemen müşteri bulursunuz. Hemen bulursunuz. İşte Hilton Oteli'ni görüyorsunuz. Yerini 26,5 milyon liraya satın aldık. Parasını ödedik. Bir tonel bittiği zaman
Artık rakamları ben hatırlayamıyorum. Trilyonlar, katrilyonlar neyse. Amasya'nın borcunu 5 defa seyir atar. Amasya'nın borcu derken denetleme ekibimizden olanlar var, maliyecilerimiz var, her ay denetliyorlar. Yaşar abi burada. Şimdiye kadar 30 milyon lira kredi çektik. Bankalar, İler Bankası, gelin size para vereyim diye vallahi kapımızı eskitiyorlar. Ben tüccar olamam. Eski mesela 50 milyon lira yaptık, 30 milyon lira çektik. Ben 50 milyon çeksem faiziyle nedeni dolası atıyorum 120 milyon. 30 milyon çektik diyelim faiziyle etti 60 milyon. Geriye kalan hemen parayı ıdım ıdım öyleydi hepsi teslim ettiğiniz, etmediğiniz falan filan meccaneye getirdi ödedik. Şimdi Hilton Otel'i yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız diyecek ki evet hali sattınız ondan ilgili otel yapıyorsunuz. Hali paralarını da almadık kardeşim. Arkadaşlarımız vuruyor. Halden diyelim bize 100 milyon lira geldiyse efendim o 100 milyon liranın şu anda 70 milyon lirası bu yıla devredilmiş vaziyette duruyor. Ama biz 100 milyon lira neredeyse masraf ettik. Öz sermayemizden masraf ettik. Nakış nakış işledik. İnce ince hesaplar yaptık. Kimseye personellerimize yarın bu paranızı alın demedik. 3 gün sonra alın demedik. Esnafımızdan kapımıza gelen hiç kimseyi geri çevirmedik. Tıkır tıkır para diyoruz. Her ay bu şehre esnafla beraber aşağı yukarı 25 ile 35 milyon arası her ayın 12'si ile 16'si arasında para sağlıyoruz. Bu para sizlere gidiyor. Esnafa gidiyor, bakkala gidiyor vesaire vesaire yerlere gidiyor. Can kırar çalışıyoruz. Tender batağa girmeden özel de anlatabilirim. Amasya'mız o aydan, geçen aydan itibaren para askerliğe döndü. Her ay Amasya'mıza 5000 asker geliyor. Ve bundan sonra her ay 5000 asker gelecek. 28 günde bir 5000 insan işte asker getirdiler, 4 kişi geldiler. Demek ki biz onu ikiye indirsek asgariyle her ay şehrimizde girişiyle çıkışı tersiyle gelişi arasına katladığımız zaman efendim şehrimize en kötü şartlarda 20 bin tane misafir gelecek. 20 bin tane su satılacak. 20 bin tane yemek yemeyecek. 20 bin tane otellerde yatıracak. 20 bin tane mazot benzin alacak. Hediyeler alacak. Bunların farkında olmasını istiyorum. Bunlar benim adam yan gel Osman yap. Haline bak. Böyle bir numara yok. Bunlar bir gayretin ürünü. Bunlar bir çalışmanın ürünü. Bunlar bir dostluğun ürünü. Bazen halimize bakmadan bu işleri nasıl yapıyoruz diye hayal ediyoruz. Telefonumuz hemen arkadaşlar da bilen var biraz gecikti. Özel idareyle arsa takası yaptık. Bizim arsa biraz yüksekti. 3,5 metre 4 metre civarında. Üzerine teleferik kulesine gelince ve biraz sert biniyordu teleferik. Bizim arsayla özel idarenin arsasını takas yaptık.
Bizim arsa 200 metre fazla olmasına nazaran onlar dediler ki bizimki daha kıymetli. Bizim de özel idarenin mevcut binaların olduğu yerde bir küsür dönüm arsamız vardı, orayı ek verdik. Ali Kaya'nın içerisinde 170 metrekare bir yerimiz vardı. Onu da ek verdik. Efendim, Amasya'nın menfaatine dedik ve şu anda askıda herhalde Selim ayın kaçında bizim? 17'sinde askısı bitince efendim temel atma merasimimizi yapıyoruz seferlerimizin. Haziran'da da yine sözündeyim, bak onları yürüteceğiz. Tabii biz bu işe başlarken her şeyden önce Sert Çoban Hazretleri'nin duasını alarak başladık. Biliyorsunuz orayı dünya şehri yaptık. Çorum, Tokat, herkes oraya geliyor. Bu civarda eşi emsalı olmayan o mübarek yerlerini rahatlatarak yaptık. Onun duasıyla yola çıktık. Efendim, onun samimiyetine inanarak, ya Rabbi biz sana böyle yapıyoruz. Efendim, ya Rabbi senin sevdiğin kuluna böyle yapıyoruz. O da bize önder olsun, yolumuzu açsın, ışık olsun diye yola çıktık. Elhamdülillah işlerimiz tıkır tıkır gidiyor. Bugün teleferiğin üstteki yapımıyla beraber tutarı 300 küsür milyon lira. Teleferik derken teleferiğin orası 380 dönüm. Hatta 380 küsür dönüm. Oranın 220 dönümünü teleferiğe ayırdık. Geriye kalan 100 küsürlük dönümde bunları bilmediğini size anlatıyorum. Sahibiye yer yapıyoruz. Ama sen Akciğeri dediğimiz orayı dümdüz ormanlaştırıyoruz. Teyzen bak sepeti koluna, al torunun yanına, ağacın altında istirahat edecek. Şehrimizde böyle bir istirahat edeceğimiz yer yok. Orayı öyle yapıyoruz. Şimdi teleferikte bir sloganımız vardı. Diyorduk ki dedem alttan ben üstten. Veya dedem diyor ki ben alttan torunum üstten. Tabi dedeler biraz daha şimdi şey kurnaz. Biz zannediyorduk ki teleferiğe binemez. Sordum hepsi ben binerim diyor. Evet. Altta tramvaydan bahsediyorduk. Yaşar burada mı? Arkadaşlar, Amasya'ya bir müjde haberi. Teleferiğin temelini attığımız günü arkadaşlarımın da haberi yok. Tut şunu. Gözümü getir. Evet. Görebiliyor musunuz? Nasıl görebilirsin? İsteyen atarım. Unutmuştum Belediyesi'ni
370.000 artı karemesi ne kadar tutuyor Yaşar abi? 118 yapsa, 400 olsa 450.000 avro. Eder 10 trilyon lira. Ben bunu yerinde yaptırıyorum. Bizim ısısı kamyonuna götürdüm. Lastik. Lastik tekerli bu. İstiklal Caddesi'nde var ya, demin olduğun oraya gidiyor. Gören arkadaşlarımız mutlaka var. 40 kişilik. Telaşın oradan kalkacak. Alt yoldan. AVM'nin oradan dönecek. Amasya'da bedava çalışacak. Renk yapacak. Çünkü ben bunu bedava yaptırıyorum. Su, sudan ucuz gibi yaptırıyorum. Şaka gibi. Amasya'nın ruhu duymasın diye ben bunu yaptırıp götürüp hemen 5-6 milyon liraya satsam nereden bileceksiniz? Evet. Biz bize yakışanı yapıyoruz. Efendim. Siyasi hem duruşumuz var, hem tavrımız var, hem bizi efendim yetiştiren ana baba var. Efendim. Helal lokma var. Ben ana babamı beddua ettirmem. Beni buraya gönderen efendim parti genel başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'e efendim kendimi şikayet ettirmem. Ona mahcup olacak iş yapmam. Ben kendimi bildiğim günden beri bir duruşum var. Ülkücüyüm. Siyasette adam ayırt etmem. Oradanmış, buradanmış efendim öyleymiş asla demem. Beni ilgilendiren Amasya'dır şu anda. Bir sevdamız varsa Amasya. Yatıp kalkıp hayal kuruyorum. Ne yapmamız lazım diye. Murat geçen gün yapacak şeylerimizin listesini çıkarmıştı değil mi yaptıklarımızın? Travma yok. İki katılıyor. 2.4 katılıyor. 2.4 katılıyor liralık genel manadaki iş yapmışız. Ben Amasya Belediyesi'ni aldığımızda bütçemiz zannediyorum 160 milyon veya trilyon lirayı. Arkadaşlar 2023 Amasya bütçesi 1 katrilyon 150 milyar lira. Yapmıyoruz biz yani. Yandel Osman işi yok bizde. Biz sizden aldığımız oyu vebalinin altında eziliyoruz. Olamazsa bize %50 oy verdi. Her evde bir oy aldık. Onun onurunu, onun gururunu Amasya'ya yaşatmaya çalışıyoruz. Bizim de bize gönül verenlerin efendim, asla mahcup olmamaları, birbirine tavsiye edenlerin görüyor musun sen yaptın da işte bana tavsiye etmiştin de böyle çıktı demelerine rıza gösteriyoruz. Tabii herkes işin tıkırında zanneder. Efendim arkadaşlar öyle işin tıkırı efendim falan yok. Vallahi ben gece 2 saatten fazla uyuyamıyorum. Amasya'ya geldiğim günden beri 5. ameliyatım oldu. Ben hayatımda hastane görmedim. Emekli oldum. Bir kere hastane kapısına gitmedim. 5. ameliyat oldu. Diyeceksiniz ki bundan bana ne? Onda serbestsiniz. O Allah'ın parayla benim aramdaki. Bunun arkasında beklediğimiz nedir? Bunun arkasındaki beklediğimiz duadır. Evet, benim param nereye gitti diyenlere, acaba soranlara her şeyi izah etmek üzere arkadaşlarımı görevlendirdim.
Ve ben şöyle bir niyetim var arkadaşlar. Amasya'da ne kadar belediye başkanı yaptım? 4 yıl, 5 yıl fark etmez. Aşağıda Münker ve Rekir'e ben Amasya'nın hesabını verdim geldim. Size hesap vermeyeceğim diye kendimi hazırlıyorum. Onun için de her türlü matematiğimiz hazırdır. Kim ne isterse, neyi arz ediyorsa, hemen onu gelip bizden hesabımız var. Bu manada Amasya'ya en fazla katkı yapanlar, en fazla Amasya'nın duasını alanlar sizlersiniz. Bizlerin sizlere yapacağımız pek bir şey yok. Ancak şekli de olsa efendim gönül alma adına efendim hatırlanma ve hatırlatma adına hakkınızı helal edin. Hepinize emeği geçen herkese böyle bir plaket vermenin haricinde başka bir kudretimiz yok. Yemekten sonra arkadaşlarımız efendim isimlere göre plaketlerini dağıtacaklar. Tabii soru sormak isteyen arkadaşlar varsa efendim onların cevaplarını vereceğim. Evet. Biraz önce söylediğim gibi bu kurmuş olduğumuz hayır derneğinin, hayır vakfının verilmeyecek delikli kuruş hesabı yoktur. Hani derler ya eskiden delikli kuruşun hesabı var. Elbette sokakta bizimle alakalı teşkilatımız ve derneğimizle alakalı dedikoduların şahıslar adına, siyaset adına gafletle ürettiren yalanların da farkındayız. Lakin bunlar benim zerre kadar umurumda bile değil. Abdestinden şüphem yok ki namazda sağımı solumu oynatayım. Bir Allah'ın kulu kalkıp diyebilirse kendimi ifade ederim. Efendim bizim bir kuruşumuz Mehmet Saray'a geçti diye. Her şeyin hesabı vardır. Evet. Bu şehrin yani şehrimin olduğu Amasya'mızın her ailede bir aşk kaynağı şehrinin çocuklarına aç karınlara yok sırtı aşık olanlara efendim sizin yardımlarınız önemlidir. Onların sağlığı bizim için önemlidir. Ben birilerine hoş görmek, birilerine kavga vurmak yapmam için hastalığa konuşmadım, konuşmam da. Konuşmayacağım da. Ne o için, ne siyaset için, ne makam hırsı için asla kimseye boyun eğmem, kimsenin sözüne de pek giderim. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uyuyorsa elbette ki hatamızı bize efendim anlatabiliyorsa ona da efendim elimizden göre yaparız. Yani kullara hoş görünmek için daha kavukluk yapmanın anlamı olmadığını inanırım. Ağa geldik, ağa gidiyoruz. Mehmet Saray'a bir şey söylememizin hiç emniyeti yok. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ben kendimden eminim. Lakin arkadaşlarımıza, emeği geçen kardeşlerimize, derneğimize de hemen laf söylememesi bizi üzer. Evet. Hayat bir şekilde gelip geçiyor. İşte ezan-ı şerif okunuyor. Sabah namazına ezan-ı şerifi duyup duymayacağımızı bilmeden bu hayatta onu bunu kararlamanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ben siyasetçinin tavrının net olmasına inanan bir adamım. Yanlışa yanlış, doğruya doğru. Adaletli olmasına efendim, inanan birisiyim. Asaletli olması lazım. Asaleti olmayanın adaleti olmaz zaten. Helal rızık yemesi lazım. Helal süt emmesi lazım. Duruşunun olması lazım. Tuttuğunu koparması lazım. Ben zaman zaman bürokratimizdeki arkadaşlarla tartışıyorum. Amasya Belediyesi'ni yok sayanı paça
savruya çeviriyorum bürokratlarda. Açık söylüyorum arkadaşlar. Kimse Amasya Belediyesi'ni yok sayamaz. Çok karşılaşıyoruz. Efendim. Zenginin malı zürgün çenesini yorar derler ya. Öyle adamlar çıkıyor ki lan oğlum sen zurnanın son tepesi. Tavuk kadar aklına kalkıp da bir şey yapmanın bir anlamı yok. Veya herhangi bir siyasi partiyi savunmanın anlamı yok. Bizim öyle bir siyasi bakışımız zaten yok ki. Sen kendi kendine efendim afra tafra yaparsın. Bizi tezgaha çekecek, bizi binlere çekip de tuş edecek. Evet Allah, şu ana kadar olmadı, bundan sonra da olmaz diye düşünüyorum. O minlere, o tezgaha gelmeyiz. Ama gelmiş minlerde peşleri çekelim diyenle de hadi gel çekelim demekle de bir mahsur görmeyiz. Evet, sözlerimi burada tamamlayacağım. Özüm nerede bize? Bunu sen mi yazdın Murat? Evet. Hoşuna gidiyor benim hikayem. Söyleyeyim o zaman. Ben Allah beni de huzur etsin. Yerden geldik. Köy çocuğu, tarla tatlımanla büyüdük. Avrupa Kerim Gezer var hoca. Evlerimiz karşı karşıya, çocukken beraber oynardık, tarlaya tapana beraber giderdik, kafadan çıkınca birbirimizi gördük. Nerede mezar edeceksin Amasya Belediye Başkanlığı'na? Ve hemen geriye dönüyorum. Sen geldiğin yeri biliyorsun. Allah-u Teala sana imkan vermiş, fırsat vermiş. Senin için bu kullara hizmet etmektir. Şükretmelisin. Şükretmek Allah-u Teala'ya teşekkür etmektir diyorum. Kendi iş yerinde de öyleyim arkadaşlar. Bilenler bilir beni. Benim 600'ün üzerinde personelim var. Karavana da gelirim ben. Hiçbir müdürümün masasına oturmam. Burada da telefon açarken ben Amasya Belediye Başkanıyım demiyorum. Ben asarıyım diyorum. Çünkü günün dolduğu andan itibaren ben asarıyım çünkü. Amaneti efendim başımın üstünde taşırım. Ama o emaneti her tarafta kullanmam. Ve tabi hayat dediğimiz şey ben bu iki mısraların arasında saklıyorum. Ve şöyle diyorum. Beni tanımayanlara, beni bilmeden hakkımda konuşanlara, acaba fazla olanlara dedikoduya düşmemeleri, günaha girmemeleri, fitneye sebebiyet vermemeleri adına Cenab-ı Hak şahittir ki beni bu mısraların arasında orada bulsunlar, onun dışındaki hareketini yüzüme vursunlar diyorum. Ben ki ben diyorum, Ömer'den olma, Azize'den doğma, fakir, köylü bir ailenin evladıyım. Elim kimiyim elhamdülillah. Eğilmediğim, eğilmeyeceğim. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hiç kez eğilmekten gayrı. Yunus gibiyim. Kullarda hep karar dururum. Mevlana gibiyim. Asla git demem. Asaletimdir, arzumdur, Hazreti Ömer Efendimiz'in adaleti. Duruşumdur, tarzımdır, tavrımdır, aykırışımdır, dikilişimdir, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in duruşu. Cesaretimdir, yiğitliğimdir, arzumdur, Hazreti Ali Efendimiz'in zülfikarı. Ben bilirim ki ben, ezanla geldim, selayla gideceğim. İşte o an tefekkürden gayrı yoktur bir mecali.
siz dostlara birer Allah'a ısmarladık der. Hepinizden helallik dilerim. Hepinize teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kıymetli başkanımıza bu güzel konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, programımızın bu bölümünde yemek ikramıyla devam edecektir.